Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz kooperatiflerde yönetim ve denetim kurulu üyeleri için zorunlu eğitimler konulu seminerimize hoş geldiniz. Uludağ Üniversitesi'nden değerli akademisyenimiz Sayın Doktor Şükrü Dokur'un sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde kendilerinden konuya dair ayrıntılı bilgi edineceğiz. Sözü değerli akademisyenlerimize vermeden önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Yönetim Kurulu Sekreterim Sayın Yunus Arabacı'yı kürsüye davet ediyorum. Sevgili meslektaşlar, değerli konuklarımız, hepiniz seminerimize hoş geldiniz. Öncelikle odamızın geçmiş günlerde yapmış olduğu faaliyetlerle konuşmaya başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere geçen hafta meslek yasamızın 34. yıl dönümünü kutladık. Bu vesileyle oda yönetim ve diğer kurullarımızla birlikte Anıtkabir'de İzmir ve Balıkesir odalarıyla birlikte çelenk törenimizi gerçekleştirdik. Bu vesileyle mesleğimizin yasalaşma süresince katkı verenler başta olmak üzere mesleğimizin gelişimi ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese sizlerin huzurunda bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünkü seminer programımızla birlikte geçen sene Eylül ayında başladığımız bir yıllık eğitim programımızı sonlandırıyoruz. Acil bir gündem olmadığı sürece Eylül ayına kadar herhangi bir eğitim gerçekleştirilmeyecektir. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Akabinde önümüzde biliyorsunuz ki Kurban Bayramımız var. Kurban Bayramımızın 3. günü odamızın geleneksel hale gelen bayramlaşma törenini gerçekleştireceği saat 11 ile 3 arası Baop Restoran'da olacak. Sizlerin ve ailenizin Kurban Bayramını kutluyorum. Yola çıkacak olanlar lütfen trafik kurallarına uysun. Böyle bir ikaz da yapmış olalım. Sağ salim lütfen herkes geri gelsin. Akabinde mali tatil sürecine gireceğiz arkadaşlar. Geçen yıl uygulamaya başladığımız mali tatilde odamız gene sadece nöbetçi personelle açık olacak. Bunun da bilgisini vermiş olalım. En azından kurum olarak mali tatilin tatil anlamına uygun olmasıyla alakalı bir harekete geçmeye çalıştık geçen yıl. Bu yıl da aynı uygulamamızı devam edeceğiz. Sonrasında Türkiye'de ilk defa bir mali müşavirler odası olarak 18-19-20 Ağustos'ta Keles Kocayayla'da bir muhasebe festivali yapacağız. 2 gece konaklamalı çadır kamp konseptiyle sanatçıların olduğu, eğlencelerin olduğu, bunun yanında muhasebe ve finans konuşacağımız, birbirimizle kaynaşacağımız bir doğa etkinliğimiz olacaktır. Genel program, katılımcı misafirlerimiz ve program akışı ile ilgili yayınımızı internetten açıklayacağız. Buraya da internet üzerinden kayıtlarla alacağız. Düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğe de kaydolmanızı rica ediyorum. Şimdi sözü de çok uzatmadan Kasım Üstadım'a önce bir söz vereyim isterim. Buyurun Üstadım. Siz tabii ki buyurun. Önce sizi alayım sonra Şükrü Hocam'ı ve Zerrin Hocam'ı da. Yok hocam 81 ile 81 ildeki meslek odalarımıza davetiyemizi de göndereceğiz. Dediğim gibi internet ortamında katılım olacak. İnternetten takip edip yapabilirsiniz. Tahminim bir 15 gün içerisinde programı internetten yayınlayacağız katılımcılarla beraber, eğitmenlerle beraber. Şimdi buyurun Mesut Bey. Arkadaşlar, oda sekreterimiz Sayın Yunus Arabacı'ya açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere akademisyenlerimizi kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Bursa
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşteri Odamızın Yönetim Kurulu Sayın Sekreteri, değerli meslektaşlarım, öncelikle hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ticaret Mevzuatı Komisyonumuzun yapmış olduğu etkinliklerden sonuncusu diyeceğim bir anlamda, şey olarak bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu konuda kooperatif yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerin almakta zorunlu oldukları eğitimler konusunda Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkez Müdürü Sayın Doktor Şükrü Dokur ile Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Zerrin Fırat'ın görüşlerini dinleyeceğiz. Öncelikle ben kısaca bir bilgi vermek istiyorum. 26 Ekim 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7339 sayılı yasayla kooperatifler yasasında 11 esas madde, 2 ek madde ve 4 geçici madde olmak üzere 17 madde değişikliği yapıldı. Bu maddeler ile yönetim kurulu üyelerine 1163 sayılı kooperatifler yasasının 55. maddesinin değişikliği ile ilgili yönetim kurulu üyelerine ve yedeklerine zorunlu eğitimler, kooperatifçilik eğitimleri alması konusunda bir zorunluluk getirdi. Ayrıca 65. maddede de denetim kurulu üyeleri ve bunların süreleri ve bunlarla ilgili eğitimler de zorunluluklar getirildi. Bu konuda daha detaylı bilgi almak üzere öncelikle ben sözü Zerrin Fırat hocama bırakmak istiyorum. Ve en azından bu konuda yaşamış deneyimlerini bizlerle paylaşır diye düşünüyorum. Buyurun sevgili hocam. Bir dakika, odaya biraz yabancıyım. Gerçi verdim dersi ama burada Şükrü Hocam, Kasım Hocam gibi değilim. Ben bir sunum hazırlamadım sizler için ama sahada gördüklerim üzerinden gitmek istiyorum. Biz kooperatifleşme, aslında girişimcilik bilinciyle ilgili ciddi piyasa sektörde sıkıntılar yaşıyoruz. Sektörde girişimcilik algısıyla ve bilinciyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıların zaman içinde baktık ki kooperatiflerde de oluştuğunu görmeye başladık. Önce üniversite içinde çalışmalarımız başladı. Ufak ufak dokunabildiğimiz kooperatiflere dokunduk. Fakat şu anda bence çok yararlı olan bir eğitim geldi. Bu eğitimlerin yapılması, doğrusunu isterseniz son derece yerinde olacak. Bizler kooperatifleri kurarken bir akım çerçevesinde çoğunlukla kurduğumuzu fark ettik. Yani modalar var, bir ara hani şelale, çikolata şelaleleri kurulur gibi kooperatifler kurulmaya başlıyor. Ve pek çok kooperatifte gördüğümüz temel sorunlardan bir tanesi kooperatif üyelerinin ve kooperatif yönetimlerinin, denetim kurulu da buna dahil. Ben izninizle ayakta konuşabilir miyim? Pek böyle şey yok, yok, hiç gerek yok. Öğrenciye konuşmaya alışkın olduğum için şuradan daha rahat konuşuyorum. Türkiye'deki genel problemlerden bir tanesi, bir kez daha başlanıyorum. Girişimcilik algısı ile sıkıntımız var. Herkes bir şekilde girişimci olmaya çalışıyor ama bunun nedenlerini, sonuçlarını ve süreci çok iyi algılamadıklarını görüyoruz. Öyle olunca açılan, kapanan işletme sayımız çok fazla olduğu gibi şimdi de kooperatiflere baktığımız zaman kooperatiflerin güçleri, gerçek fonksiyonları yerine getirmediğini görmeye başladık. Üretim eksik oluyor. Yönetimle ilgili sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü bireysel çalışmaya alışmış insanları bir anda işletme yapısı içinde değil, kooperatif yapısı içinde bir araya getirdiğinizde iyi bir takım çalışmasına ihtiyacınız var. Birbirlerini doğru noktalarda tamamlamaları gerekiyor. Geriye dönüp baktığımızda uygulamalarda ne kadar doğru bilmiyorum. Türkiye üzerinden bir yüzde vermek ama ilk yılın sonunda kooperatif ve kurucu üyelerin yarısının kooperatiflerden ayrıldığı söyleniyor. Hani sizler muhasebe ilerini yapıyorsanız biraz daha farkındasınız ama bu çok korkunç bir sene. Kaynaklarımızı heba ediyoruz. Öyleyse biz
bir üniversite olarak neler yapabiliriz, sürekli eğitim merkezi olarak bir, iki, şu anda Ticaret Bakanlığı üzerinden gelen zorunlu olan bir eğitim var, bu eğitimle nasıl katkıda bulunabiliriz, sürdürülebilir büyümeyi sağlamamız gerekiyor bizim işletmelerde, olduğu gibi kooperatifler, ana amacın bu olması gerekirken, uygulamalarda baktığımızda sürdürülebilir büyüme değil, büyüyemeyen, üretemeyen kooperatiflerle de karşı karşıya kalıyoruz. Kaynak sıkıntısı evet. Ama kooperatifin ana amacı bizim kıt kaynaklarımızı bir araya getirerek doğru işlemler yapabilmemizdir. Öyleyse bunu nasıl yaparız çalışmalarını çok hızlı tamamlamak zorundayız. Bir, kooperatifçilik bilincini oluşturmamız gerekiyor. İkincisi, bence mali müşavirlere çok fazla iş düşüyor. Çünkü mali müşavirliği affınıza sığınıyorum hepinize. Ben bir kayıt olarak görmüyorum. Mali müşavirliğin iki temel fonksiyonu var. Hocam biz kayıt alıyoruz YouTube'a. O yüzden faydalı olacak. Mali müşavirliğin iki temel görevi var bence. Bir işletme kurulurken, bir kooperatif kurulurken yalnızca doğru kurulması değil, kaynakları doğru kullanabilmesi için onlara planlama yapmada katkıda bulunmak. İki, sürecin bittiğinde belirli dönem sonlarında doğru raporlamayla, doğru denetleme yapma fonksiyonunu yerine getirmelerinde yol gösterici olmak. Eğer sizlerle biz bir arada bu eğitimlerle ve siz daha sonra sahada bu kooperatiflere doğru el uzatabilirseniz, kooperatifler aracılığıyla sürdürülebilir büyümeyi sağlayabileceğimiz inancındayım. Çünkü dünyadaki örneklere baktığınızda Migros da dahil birer kooperatif. Dünyadaki ilk 500 işletmenin yaklaşık %45'i kooperatif şeklinde oluşmuş ve 100 yıla yaklaşmış işletmeler. Ama bir, bu işin finans ayağı olmazsa olmaz. İki, yönetim ayağı olmazsa olmaz. Bu ikisini doğru yerleştirebilmemiz için sürecin içine, doğrusunu isterseniz sizlerin bir, öngörülerinize, iki, denetlemelerinize, raporlandırmalarına çok ihtiyaçları var kooperatiflerin. O yüzden bugün buraya cumartesi olduğu halde, üniversite sınavının olduğu bir gün olduğu halde, bayrama çok az kalmış olmasına rağmen geldiğiniz için doğrusunu isterseniz çok teşekkür ediyorum. Asıl ayrıntıları, açıklamaları özellikle eğitim sürecinde Şükrü Hocam yapacak. Devamında ben uygulamalardan elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz değerli hocam. Evet, şimdi Şükrü Hocam'dan daha detaylı bilgi almak üzere söz sizin Şükrü Hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Yani Şükrü Hoca olarak ilk kez muhasebe dışında bir konuyu burada sunmuş olacağım ben aslında. Şimdiye kadar hep geldik de hep muhasebe dedik. 8 yıldır Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü sürdürüyorum arkadaşlar. Bugüne kadar üniversite olarak yaklaşık 70 bine yakın sertifika ürettik. Diğer faaliyetler hariç, sertifikası eğitimler hariç. Bunu şunun için söylüyorum. Burası benim odam. Ben de buranın bir üyesiyim. Herhangi bir yerin reklamını yapmak amacıyla değil, bazı farkındalığı size aktarmak üzere eksik olmasın Kasım Çapraz Üstad böyle bir bilgiyle karşımıza geldi. Onları size aktarayım istedim. Çünkü şunu görüyorum. Bakın bakanlıklara eğitimler yaygınlaşmaya başladı. Adalet Bakanlığı avukatlar için daire başkanlığı marifetiyle zorunlu eğitimler getirdi. Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın koordinatörlüğünü yürütüyorum. Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın bilirkişilik eğitimi, konkordato eğitimi gibi koordinatörlüğünü yürütüyorum üniversitemin adına. Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nda uzlaştırma eğitimlerinin koordinatörlüğünü yürütüyorum. Oradaki eğitimlerde bile genelde 5 yıl ve daha üzeri kıdemi olan
avukatları ilgilendiriyor. Bilirkişilik hariç, o sadece avukatlarla ilgili değil. Uzlaştırma da sadece avukatlarla ilgili değil. Hem temel eğitim var, hem alt uzmanlık alanları eğitimlerini çok yaygınlaştırdılar. Hem de her eğitimin yenileme eğitimleri var. 5 yılda bir, 3 yılda bir, 8 yılda bir olmak üzere. Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu bağımsız eniş olan arkadaşlarımız bilir zaten. 3 yılda 120 saat, 60 temel, 60 destekleyici olmak üzere eğitimler zorunlu, uluslararası eğitim standardı gereği. Öte taraftan bakıyoruz, Turmop sanıyorum başlatıyor sürgün üzerinden zorunlu eğitimlerini. Ticaret Bakanlığı geçen sene Ocak ayında bir yönetmelik yayınladı. Şubat ayında bir yönetmelik daha yayınladı. Şimdi konumuzun aslında bu buluşmanın içeriğinde o var. Eğitim dedi. İşte biz bu gelişmeleri atlarsak eğer, bu durumda o kooperatiflerde bir şekilde yer alıyorsak, belki yönetim kurulunda, belki denetim kurulunda, belki mali müşaviri olarak, belki danışmanı olarak bir takım farkında olmadan cezai yaptırımlarla karşı karşıya da bırakmış oluruz o yerleri. Niyetimiz aslında bu tür bilgileri sizlerle paylaşmak oldu. Burada bir araya gelme sebebimiz bu. Belki de dikkatinizden kaçabilir. Bağımsız denetçi olmamasına rağmen mali müşavir arkadaşlarımıza yeni bir iş kapısı da var aslında burada. Belki henüz farkında değiller. Kooperatiflerde diş denetçi gibi bir şey, kavram var. Onun üzerinde dikkat çekebilirim. Ama muhtemelen bu diğer bakanlıklarda da bu tür eğitimler yaygınlaşacak gibi duruyor. Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri. Sonuç oraya gidiyor gibi duruyor. Şimdi kooperatiflerle ilgili iki eğitim var aslında. Bunlardan bir tanesi temel eğitim, bir tanesi de dişten içe eğitimi diye. 14 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan bir yönetmelikle bu eğitim getirildi. Ama 2023 uygulaması, yani geç kalınmış değil, uygulama bu şekilde. Biraz sonra detayı olacak bunun. Kooperatifçilik temel eğitimi denetim kurulu ve yönetim kurulu üyelerini ilgilendiriyor. Seçildikten sonra 9 ay içerisinde bu eğitimi almak zorundadır diyor mesela. İsteğe bağlı bırakmıyor, zorunludur diyor. Matil Bey'dek var değil mi hocam? Var, evet, var. Onlar gelecek, evet. 1 Şubat 2022 tarihinde de ikinci bir yönetmelik yayınladı. Tabii bunların eğitim usul esasları da var. Kooperatif ve üst kuruluşların denetimine dair yönetmelik diye bir yönetmelik var. Ona bağlı da kooperatiflerde diş denetçi eğitimi usul esas yönetmeliğini getirdi. Bu belki sizler için biraz daha farklı bir bakış açısı oluşturabilir. Şimdi temel eğitiminde kimler var? Kooperatiflere bakarsanız eğer, esnaf ve sanatkarlar, kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekici kooperatifleri saymış bunları. Yani yönetmelik hangi kooperatiflerin hepsi değil, hangilerinin bu kapsamda olduğunu ifade etmiş. İnşaat ruhsatı almış ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm, geliştirme, gayrimenkul işletme faaliyet gösteren kooperatifler. Mesela aramızda var mıdır kooperatifler, işte mali müşavirlik işini yapan arkadaşımız? Hangi kooperatif? Yapı kooperatifi mi? Buradaki şartları taşıyor mu? Ona bakıyorum, inşaat ruhsatı var. Ya. Ama 50 kişi değil üyesi. Ha. Bak işte. Ama biliyorsunuz genelde bu tür şeylerde bir rakam çıktığı zaman ilerleyen yıllarda ya aşağıya yukarı gider. Yani takip etmeniz gerekiyor en azından. Takipte bulundurmak gerekiyor. Evet. İşletme kooperatifi yönetiyoruz. Ha, sizde de işletme, evet, kooperatifi var. Saygın kendi işletme kooperatifi. Yani, ben. Kadın kooperatifi var galiba bir tane. Ve kaydar var. Yani. Benim var ama tasfiye var. Tasfiyesi devam ediyor.
tasfiye halinde olan kooperatifler burada öyle bir ifade geçmezse sizin de dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü şu an var, tasfiye halinde ama var. Ya. Yani. Şey bak arkadaşım. Taşıma kooperatifi. Yani. Bizim de şey var ama 480 milyar ama daha bizim alınmadı. Peki böyle bir yönetmelik çıktığını duymuş muydunuz? Duydunuz değil mi? Süper. Mesela yavaş yavaş benim merkezime mailler gelmeye başladı. TRT İstanbul'dan, bizim bildiğimiz TRT, kendi içinde bir kooperatif varmış. Teklif vermemi istediler. Ondan sonra bizim burada Tofaş kendi içinde bir kooperatif varmış. Görüşmeye geldiler. Biz Bursa'dayız hocam. Hazırsanız biz hemen almak istiyoruz dediler. Bursa'da isimlerini şu an zikretmeyeyim. Bunun gibi 3 yer daha var. Çünkü yavaş yavaş 9. ayda doldu. 9. aya yaklaşıyoruz aslında. Temel eğitimi Uludağ Üniversitesi sizin mi? Şimdi geleceğim. Onları da şey yapacağım. Bütün kurumları ben ifade edeceğim. Çünkü amacım burada benim kendi kurumun reklamını yapmak değil. Önemli olan faydalı olmak. Hangi kurumların olduğunu bir bütün olarak sunacağım sizlere. Tarımsal kalkınma kooperatifleri. Şunları bir geçelim olur mu? Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konuda faaliyet gösteren kooperatifler. Burada ortak sayısı 50 çok az bir rakam aslında bu alan için. Demek ki büyük bir kısmı bunu alacak. Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler. Galiba net satış hasılatı diyor yalnız, ciro değil. Gelir tablosundaki net satışlara bakmak lazım burada. Bu rakam biraz büyük bir rakam aslında. Çok küçümsenecek bir rakam değil, kooperatifler için en azından. Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1000 veya daha fazla ortağı bulunan kooperatifler. Birçok kooperatif için 1000 kişi o kadar büyük bir rakam değil. Ortada bir rakam. Tabii bunların hepsi benim bir araya getirdiğim cümleler değil, yönetmeliklerdeki önemli noktaları buraya kopyas yaptım. Bunların hepsinin kaynağı biraz önce göstermiş olduğum 14 Ocak ve Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliklerden. Oradan sizler de bakabilirsiniz. Kooperatif üyelerinin seçilmelerini takiben en geç 9 ay içerisinde kooperatif eğitimini tamamlamaları şart. Seçilmelerini takiben dediğine göre orada bir rahatlık var. Süresi bu tür eğitimlerin arkadaşlar koordinatörlüğünü yürüttüğüm eğitimin tamamında usul esas yönetmeliğinde eğitimin içeriğinin ne olacağına, eğitmenlerin kimler olacağına, kaç saat olacağına, devamsızlık hakkının ne kadar olacağına o kurumlar karar veriyorlar. Üniversiteler, koordinatörlükler değil. Hocaları da, mesela izin başvurusunu biz tamamladık o süreci. Belirtmiş olduğu şartları sağlayan hocaların özgeçmişlerini Ticaret Bakanlığı'na gönderdik. Ticaret Bakanlığı inceledi, hatta geri çevirdikleri de oldu. Kendisi akredite etmiş olduğu hocalardan oluşuyor. Bir başka hocayı o eğitimde görevlendirme, yer verme şansım yok mesela. 30 saati temel, 10 saatte destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 ders saatinden oluşuyor. Her bir ders saati 50 dakika. İlginç bir şekilde KGK'da da 50 dakikadır. Adalet Bakanlığı'nın eğitiminde de 50 dakika. Burada da 50 dakika. Oysa biz üniversitede, mesela pandemi döneminde uzaktan eğitimde 25 dakikayı bir ders saati saydık. Öyle değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorsam. 25 dakika bir ders saati sayılmıştır. Normal eğitimde 40 ya da 45 dakikadır. 40 dakika bir eğitim saati sayılır aslında. Ama bu bahsetmiş olduğumuz eğitimlerde 50 dakika ve üstelik şunu da göz ardı ettirmiyorlar. Hani diyelim ki dersleri blok yapalım derken bitirelim. 50 dakika 10 dakika 50 dakika 10 dakika şeklinde eğitim süresinin en az 4'te 5'inin tamamlanması katılım mecburiyetini istiyorlar.
Tabii ki bu arada mesela Adalet Bakanlığı eğitimlerinde bu disiplini sağlayabilmek adına derse giren hoca, orada da yine kendi akredite etmiş olduğu hocadır, derste almış olduğu yoklamaları Adalet Bakanlığı internet portalına kendisi yüklüyor. Yani şuna açık kapı bırakmıyor. Ders bittikten sonra bir gün sonra benim yanıma girip ya Şükrü Hoca şuraya bir imza atabilir miyim? O sorumluluğu hocaya bıraktılar. KGK'da da aynı disiplin var. Onun için yani bunları şundan dolayı söylüyorum arkadaşlar. Bu eğitimleri birilerini yönlendirecekseniz eğer, yöntemlerini de söyleyeceğim kaç yöntem olduğunu, kendilerine en uygun dönemi tercih etmeleri lazım. Yoksa boşa gider. Bu şekilde de doğru bilgi yönlendirmeniz lazım. Tabii ki bu süreler sizleri ilgilendirmiyor sonuçta. Ama yönlendirme yaparken disiplinli eğitimler olduğunu dikte etmekte fayda var. Buraya bir köprü koydum. Bağlantıyı aç yaparsam eğer şöyle. Yok, internete bağlı değil. Aslında biraz önce açıyordu ama. Şimdi niye açmadı? Bakalım şöyle. Evet. Oradan açmazsa buradan açarız. Ne fark eder ya? Keyfi geldiği zaman aşağı öyle diyelim. Eğitim başlıkları var aslında bunun içerisinde. Yönetmelik ekine koymuş. 30 saat temel derslerin tamamına yakını Türk Ticaret Kanunu'na dayalı arkadaşlar ve Kooperatifler Kanunu'na dayalı. Hukuksal eğitim var. Mesela bizim üniversitemizde bu 30 saatin tamamını hukuk fakültemiz hocaları sunacaklar. Geri kalan 10 saatlik destekleyici eğitimlerde de kooperatiflerde insan kaynakları, pazarlama, elektronik ticaret, muhasebe, finans gibi konu başlıkları var. Onlar da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile İnegöl İşletme Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi. Bu karışabilir. İnegöl denince aklımıza hep meslek yüksekokulu geliyor. Hocam kaçıncı yıl? 10 yıl oldu değil mi? 11. 11. yılındayız. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi İnegöl'de. İşletme bölümü İBF'de, İşletme Fakültesi İnegöl'de. Oradaki öğretim üyeleri arkadaşlarımız da bu 10 saatlik eğitimde var. Şimdi hoca olarak eğitimlere bu başlıkları açsaydı, aslında eğitimlere baktığımız zaman eğitim başlıkları o kadar güzel, o kadar güzel ki. Ama şu kadar eğitim başlığı saymış, yanına süreyi yazmış 2 saat. Sadece başlıkları okusam ben hoca olarak altına şöyle bir merhaba desem o 2 saat dolar. Yani bunlar aslında toplamda 40 saat ama çok da güzel konu başlıkları var. Belli ki farkındalık eğitimleri. Şimdi genelde yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri, mesela şu ana kadar benimle bu konularda eğitim için görüşmeye gelenlerin ortak noktası şu: hocam bu insanlar zaten çalışan insanlar. Bu zamanı nasıl ayıracaklar konusu var. Muhtemelen bakanlık bunu da dikkate alarak farkındalık şeklinde, ama konu başka, hakikaten çok güzel konular var arkadaşlar. Biraz sonra bir kez daha açmaya çalışırım. Geçerlilik süresi 8 yıl. Yani bir eğitime katılan birisi bu eğitimden sonra o belgeyi aldığı zaman A kooperatifin yönetim kurulundan ayrılıp B kooperatifine geçse bile eğitimi bireysel olarak aldığı için 8 yıllık geçerlilik süresi var. Sekiz yıldan sonra 10 saat yenileme eğitimi almak zorunda. Yani şu an için bu 2023-2031'lere kadar uzuyor. Öncelikle tabii ki şu anki var olan eğitimi almak. Peki bu eğitim nerelerden alınır? Bunu açar artık herhalde. Bağlantıyı açar. İnternet olmadı açılmaz. İnternet var burada. Var var. Ticaret Bakanlığı'nın
teşkilatından bakarsanız orada Efnaz Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifler Genel Müdürlüğü'nün sayfasında onlar koordine ediyor bu eğitimi. Yetkilendirdiği kurumları bu sayfada paylaşıyor. Gördüğünüz gibi birçok kurum var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de tabii ki Bursa Uludağ Üniversitesi olarak biz de buradayız. Bu sayı muhtemelen bundan sonra artabilir de diye düşünüyorum. Gelelim diş denetçi eğitimlerine. Yönetmelikten tanımı buraya yazdım. Kamu gözetim muhasebe standartlar denetim kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler. Bağımsız denetçi yetkisi olan arkadaşlarımı görmem mümkün mü? Tamam, fiilen uyguluyor muyuz? Teşekkür ediyorum. O eğitimleri de 2013'te ilk başlattık. Uludağ Üniversitesi'nde bizler de vermiştik. O geçiş süreci eğitimlerini. O eğitimlere katılan arkadaşlarımız, ya bu Türkiye'de bağımsız denetçilik yapılır mı? Bu kadar çok eğitim alanı oldu diye düşündü. Ama şimdi rakamlar küçüldü. Yıllardır hep bağımsız denetime tabi işletmelerin kriterleri aşağı çekiliyordu. Bu sene yukarı çekildi. Çünkü fiyatlar çok yükseldi. Yani enflasyondan kaynaklanan cirolar çok yükseldi. Tabi bu arada muhasebenin ihtiyatlılık kavramı gereği ne olur ne olmaz bir belge var alalım diyen arkadaşlara yeni kapılar açılmaya başladı aslında. Ama tabii ki bu yönetmelik kooperatiflerde dış denetçiliği sadece bağımsız denetçilere bırakmıyor. Onlar yapar demiyor. Onlar ile serbest muhasebi mali müşavirlik, yani bizim yasamızdan bahsediyor, meslek mensupları. Serbest muhasebeci, mali müşavir arkadaşlar. Tabii ki bu diğer kurumlarda da var ne yazık ki. Kendilerine payede çıkarıyorlar. Belirli makamlarda çalışanlara bir öncelik tanıyorlar. Demiş ki bakanlıkça denetim yetkisi verilen birliklerde merkez birliklerin dış denetimine görevli personel. Yani 3 tane grup çıktı. Bağımsız denetçi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve özellikli gruplar diyeyim ben onlara. Konusunu saymış. Gelir ve giderlerin dayanağını oluşturan belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini denetleyecekler. Gelir gider hesaplarıyla bilanço hesaplarının defter kayıt ve belgeleri uyumlu olup olmadığı hususlarını diş denetim konusunda oluşturmaktadır. Yani mali tablo ve mali tablolara dayanak teşkil eden belgeler. Bunların mevzuata uygun olup olmadıklarını denetleyecekler. Ama bunun raporuyla ilgili taslak vermemiş. Yok, henüz yok. Yok. Yani rapor dispozisyonu henüz yok. Yok. Üstad şöyle aslında bağımsız denetimde de biliyorsunuz bağımsız denetim standartlarına göre yürütülür. Bağımsız denetimde de rapor dispozisyonu şöyle bir mevzuata bağlı olarak sunulan yok. Kendiliğinden oturan bir rapor dispozisyonu var. Kapkof diyarda bakarsanız hepsi aşağı yukarı aynı kapıya çıkıyor. Ama bir şey yok. Yani mesela KGK'nın öngörmüş olduğu kesinlikle böyle olacak diye bir şablon var mı? Bağımsız denetim raporunun. Bağımsız denetim sözleşmesi raporu var standarttakinde. Zaman içerisinde burada da oturacaktır muhtemelen. 6102 sayılı kanun bizim TTK değil mi? Türk Ticaret Kanunu. Evet. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu içerisinde yer alan finansal bilgiler ve dış denetimin kapsamı içindedir. Bunu biraz KGK'dan çalmışlar diye düşünüyorum. Aynı veri orada da var. Çünkü bağımsız denetimde neler denetleniyor? 4 tane mali tablo var ama sadece onlar değil. İlaveler var. TTK demiş ki yönetimin yıllık faaliyet raporunun mali tabloları ilgilendiren kısımları. Faaliyet raporları çok zengindir. Reklam olan yerler de var tabii ki kurumsal kimliğine hizmet eden onlar değil.
Maalesef aynı şeyi buraya da koymuşlar. Kooperatiflerin eğer yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu aslında kooperatifler Türk Ticaret Kanunu'nda zikredilen bir sermaye şirketi sonuçta. Haliyle TTK'ya tabi olduğuna göre yıllık faaliyet raporu da mecburen düzenlemek zorunda. Orada rakamsal bağlar varsa TİŞ deneyici onları da denetlemek durumunda. Bunları biraz önce söylemiştik. Bir kez daha bir başka maddede ele almış. Genel kurul tarafından seçilir demiş. Kooperatifin genel kurulu TİŞ denetçisini seçecek, karara bağlayacak. Bu seçimi yaparken buradaki A, B, C başlıklarından biriyle anlaşacak. Tabii buradan belki şu da olabilir. Bir kooperatifin mali müşaviri aynı zamanda onun denetçisi olamayacaktır. O zaman bağımsızlık çok geniş aslında. O yönetmeliklerin incelemenizi öneriyorum. Özellikle de bu slaytları muhtemelen buradan alacaksınızdır. Bu linkleri onun için koydum arkadaşlar. Sağ tıklayıp bağlantıyı aç dediğiniz zaman bahsetmiş olduğum hazır veri elinize geçmiş olacak. Orada bu yönetmelikle usul esasları yakalamış olacaksınız. Bir kooperatif eğer bağımsız diş denetime tabi olacaksa ve orada mali müşavir o işi yapamayacaksa eşdeğer düzeydeki bir başka mali müşavir arkadaş mecburen orayı denetleyecek. Haliyle kayıtlar sizden denetlemek başkasından olacak. Ola ki kendi aramızda herhangi bir çelişki olmaması lazım. Yani bu belki off the record dikkat etmemiz gereken bir unsur olabilir diye düşünüyorum. Hangi kooperatifler diş denetime tabi? Onları saymış yönetmelik. Tarım satış, tarım kredi, esnaf sanatçılar, kredi kooperatif, pancar, ekici kooperatifleri. Orada bir sınır yok gördüğünüz gibi kooperatif olması yeterli demiş. Yapı, ruhsatta alınmış ortak sayısı 100 veya daha fazla olan yapı turizm. Faaliyet konusuna bakılmaksızın 30 milyon Türk lirası, 2000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler. Bunlar diş denetimi zorunlu, diş denetçi zorunlu kooperatifler. 30 milyon 2 yıl değil mi? Burada 2 yıl, KGK'daki gibi 2 yıl lafzı geçmiyoruz tadım. Kamu Gözetimi Kurumu son 2 yılda, arka arkaya son 2 yıl diye cümlesi var ya, evet. Burada öyle bir şey yok. 2024 denetlenecekse 2023. Öyle bakacaksın. Son bir yıl. 2022'de ciro 42 milyon lira. Denetlemeye tabi mi ben? 2023'ün de hasılatını bekliyorum. 2023'te denetime tabi olacağına göre 2022'ye bakacaksınız. Yani son iki yıl kavramı bu yasal düzenlemede yok. Bazı muafiyetler var. Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu tarafından yetkilenen bağımsız denetçi arkadaşlar eğitimden muaf. Kimler yapacaktı? Bağımsız KGK tarafından yetkilenen bağımsız denetçiler yapacaktı. Onlar eğitimi almıyorlar. Ama bizim 3568 sayılı meslek yasamızda göre serbest muhasebeci, mali müşavir arkadaşlar bağımsız denetçi olmadığı halde kooperatifte diş denetçi yapacaksa eğer onlar eğitim almak zorunda. Ama onlar da eğitimlerin bir kısmından muaf, biraz sonra göreceksiniz. İşte C, F, G, Bentley diye söylemiş. Yani bir bütün olarak bütün eğitimi almak zorunda değiller. Denetimde eğer bir kooperatif yapısı gereği ya da işte arka arkaya 2 yıl bilanço toplamı, satışlar toplamı ve çalışan sayısı itibariyle bağımsız denetim kriterlerine tabi ise, zaten bağımsız denetlenecekse bir daha diş denetime tabi değil. Muafiyetten anlaşılan o aslında burada. Hani öyle bir kooperatif olur ki, kooperatif çok büyük bir kooperatif, zaten bağımsız denetime tabi. Orada zaten bağımsız denetleniyor. Yani o çaprazı kurmuş burada yasal düzenleme. Ayrıca kendi içerisinde bir diş denetçi denetime tabi olmayacak.
Öyle bir kooperatif KAP'ta var mı hiç bakmadım, merak etmedim. O kadar bağımsız yönetime tabi kooperatif ülkemizde. Belki tarım kredi satış kooperatif olabilir. Marmara Birlik olabilir, doğru diyorsun. Hiç. Tabii ki. İşte onlar bu tür denetime tabi olmayacaklar haliyle. Ama onların da yönetim ve denetim kurulu üyeleri o temel eğitimi alacaklar. Evet. Yönetmenlik demiş ki denetim yapılmazsa ne olur? Aynen öyle. Finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra konusunda alınan genel kurul kararları geçersiz. Peki genel kurul kararı geçersiz olunca ne olur? Mahkemelik olur. Olur işte. Mahkemelik. Tasfiye sürecine kadar herhalde gider diye düşünüyorum. Kimler diş denetçi olabilirin? Maddesi çok arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim yasalarımızda başlar. İşte TC vatandaşı olmak, taksirli suçlardan gibi bir takım genel ve özel şartlar var. Burada da 12 onun üzerinde bir madde var ama onların bir kısmını buraya taşımadım. Burada zamanı çok rentable değerlendirelim diye bakarsınız ilgili olan arkadaşlar. Bizi ilgilendiren şartlar gördüğünüz gibi 3568 sayılı kanun hükümlerince SMM, YMM olmak. Ondan sonra da tabii ki bu eğitimi, diş denetçi eğitimi tamamlamış olmak. Ders konuları diğeri gibi değil. Temel eğitimin büyük bir kısmı, 40 saatin 30 saati TTK ağırlıklı. Bunun 84 saatlik bir eğitimin bunun tamamına yakını muhasebe, muhasebe standartları, finansal tablo gibi bizim alan konularından oluşuyor. Biraz daha ağır ve nitelikli bir eğitim aslında bu. Mesela bunu akredite ettirirken ben buradaki sayılan süreleri dikkate alarak bir program oluşturdum. Ticaret Bakanlığı'ndaki ilgili arkadaş aradı. Dedi ki hocam burada şu konu başlıklarda bulunsun. Ama yönetimi en az bu kadar saat olmaz hocam dedi. Siz onları koyup artıracaksınız gibi ilave konu başlıkları yer aldı. Kooperatiflik mevzuatı, vergilendirme, muhasebe standartları, muhasebe standartları, uluslararası muhasebe standartları burada yer alan kamu gözetim kurumundaki denetim standartları, ondan sonra ne varmış? Diş denetimde raporlama, bankacılık sigorta mevzuatı. İlginç ama bu da var burada gördüğünüz gibi kooperatiflerde. Kurumsal yönetim ilkeleri, finansal raporlama ve etik kurallar. Yenileme eğitimi diğerinde 10 saatti, bunda 20 saatten az olmayacak demiş. Bu nerelerden alınır? Şu an itibariyle Türkiye'de sadece bu yetkiyi taşıyan iki tane üniversite var. Biri Ankara Üniversitesi'ydi, bir şekilde araya Uludağ Üniversitesi'ni gönderdik, gitti. Kabul ettirdik. Teşekkür ediyorum. Eğitimler üç şekilde: yetki, yüz yüze, uzaktan canlı, senkron dediğimiz bizim. Biliyorsun pandemi dönemi bize çok farklı şeyleri de öğretti. Bir de uzaktan asenkron eğitimler, video eğitimleri. Şimdi üniversite olarak biz her ikisinde de her üç yetkiyi aldık. Yüz yüze eğitimlerimiz var. Uzaktan canlı eğitimlerimiz var. Bir de asenkron eğitimlerimiz var. Yetkimiz var. Ama hazır mıyız? Henüz değiliz. Muhtemelen asenkron eğitimler Temmuz'un ikinci haftasından itibaren hazır olacak ki özellikle temel eğitimde sizler de aynı şeyleri yaşayacaksınız. Hani hepsi çalışan insanlar olduğu için onlar hiç gelmeden oturduğu yerde kendisine uygun saatlerde bilgisayar ekran karşısına geçecek. Oradan tamamlayacaklar. Ama sadece hoca olarak deneyimimi söyleyeyim arkadaşlar. Bu KGK'da da böyle. Bilgisayarı açıp bilgisayar kendi kendine okuyacaksa yanılırsınız. Oraya da o saati ayırmak zorunda kalacaksınız. O kadar kontrol noktaları var ki iş başa geçtiği zaman bunu arkadaşlarımız görürler zaten.
Uzaktan canlı aslında belki de eğitimin en idealı bu olur diye düşünüyorum. Çünkü hocaya soru sorma şansı da olacak. Belirlenen programlarda karşılıklı etkileşimli olarak bunlar gerçekleşecek. Ben şahsen diş denetçi eğitimin uzaktan canlı olarak yürüyeceğini düşünüyorum. Çünkü bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir eğitim. Ama temel eğitiminde hiçbir zaman ne yüzde ne de uzaktan canlı olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü zaman herkes için çok değerli. Onların da asenkron olarak yürüyeceğini düşünüyorum. Evet, benim sunumlarım bu kadar. Dediğimiz gibi sadece Uludağ Üniversitesi'ni sunmadım. Sayfayı komple gösterdim. Amacım sizlere böyle bir yasal düzenlemeye dikkat çekmesi. Buyurun üstadım. Şimdi 2022 yılının kooperatifimin cari hasılatı 42 milyon lira. Ben Mart'ın 13'ünde genel kurulu yaptım. Tamam. Hepsi bitti benim işim. Şimdi ben bunu denetlemeye tabi tutacağım. O sorunuzu sizin telefonunuzu alayım ben de. Netleştirdikten sonra cevap vereyim, olur mu? En güzeli o olur. Buyurun. Çünkü çok özür diliyorum. 2023 bu yasa 2022 yılı Ocak'ta çıktı. Dolayısıyla 2023 yılında diş denetime tabisiniz. 2023 yılında diş denetime tabi. Benim sadece şu an kafamda ayıramadığım nokta şu. Denetim yılı 2023 yılında başlıyorsa eğer 2022 cirosu değil 2023 cirosunu ilgilendirir. Onu netleştirdikten sonra bilgiyi ben size vereyim. Ben 2023'ün sonunda bu iş olacak. Yani 2024'te mi denetliyorum? Bak söz ve ne olur. Sadece yorum yapıyorum ama telefonunuzu ben sizden alacağım ve net bilgiyi sizinle paylaşayım. Sözünüzü kesin. Estağfurullah. Ticaret İl Müdürlüğü'nde ticaret komiserinde konuştuğumda o dedi ki denetleyiciye tabi dedi. Sonra biz yasayı okuduk. 2 yıl üst üste ciro 30 milyon üzerinde olursa denetlemeye tabidir diye bir madde var. Böyleden telefon ettiler, dediler dediğiniz doğru dediler. Ama şimdi doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum. Onun için soruyorum size. Aslında komisyon buraya İl Ticaret Müdürlüğü'nü davet etti ama iş yoğunluğundan dolayı değil mi? Ticaretten evet. İki yıl üstüse olmak lazım. Şimdi biz şöyle üstadım, buraya gelirken aslında denetimin usul esaslarına değil de eğitim noktasına odaklandığımız için net bilgi veremeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Tabii ki. Çünkü bana sordular, ben dedim yıl sonunda 2024'ten itibaren denetlemeye tabisiz dedim. Bu senin cirosuna bağlı dedim. Hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Estağfurullah. Ticaret Mevzuat Komisyonu'nun çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Hocam 2022 yılı öncesinde... Ses açık. Hocam 2022 yılı öncesinde Anadolu Üniversitesi'nin vermiş olduğu kooperatifçilik eğitimleri sonucunda geçerli almış değil. Olduğumuz belgeler geçerli değil. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çünkü burada şöyle geçerli değil. Eğitimin kaç saat olacağı, içeriği yeni baştan konfirm edilmiş olan bir eğitim. Hemen hızlı bir şekilde bu yönetmeye göz atmaya çalışıyorum. Acaba sizin sorunuza cevap olur mu diye bir taraftan onu açıyorum. Hocam dediğiniz gibi sizi araştırdıktan sonra ya iyi olur çünkü yanlış yönlendirmek bize yakışmaz. İl Müdürlüğü'nden de görüş almak lazım. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan meslektaşım. Peki bunu yılda bir defa mı yapacağız, denetlemeyi her ay mı yapacağız? Denetim yılda bir kez olur. Çünkü bak cirodan bahsediyoruz. Yani o 31 Aralık. Ya 2023'ü 2024'te, 2025'te. Bağımsız denetimi düşünebilirsiniz. Ya. Ben bir de Zerrin Hocam'a söz vereceğim. Zerrin Hocam, karşılaştığınız uygulamalarda, bu kooperatiflerin uygulamalarında, yönetim ve denetimde belki bilgi eksikliğinden kaynaklanan bazı sorunlar yaşamışsınızdır. Veya size intikal etmiş olabilir. Paylaşır mısınız? Var mı böyle bir şey bizimle? Denetim raporlarını
Şimdi yönetim kararları alırken düzenli karar alma ve bunu belgelendirme ile ilgili sıkıntılar yaşıyor. İlk önce kooperatif yönetimlerine bunları. Özellikle eğer kooperatifleriniz varsa defterlerini tuttuğunuz, rica ediyorum önce bir orasını düzgün tutulabilmesini sağlamanız gerekiyor. İkincisi, bunların vaktinde size intikal ettirilmesiyle ilgili, özellikle fatura vesaire belgeleri toplamayla ilgili sıkıntılar çekiyorlar. Çeşitli farklı kağıtlar var. Pek çok kooperatif bu kağıtların hangi anlama geldiğini, aralarındaki değerli kağıtların farklarını bilmiyorlar. Size gelen belgelerde diğer yaşadığımız sıkıntılar onlar. Üçüncüsü, karar alma gibi denetleme sürelerini ve şekil şartlarını yerine getirememe. Tabii şekil şartını yerine getiremeyince neyi denetleyeceklerini bilmemeyle ilgili de iç denetimlerde, kooperatif denetim kurullarında bu tarz sıkıntıları yaşıyoruz. Özellikle küçük kooperatiflerde. 56 kooperatiflerde şu an için eğitim yok. Bu yüzden sizlerin buralara biraz daha dikkat etmeniz aslında kooperatiflerin işlerini kolaylaştıracak ve iş yapma biçimlerini de bir standarda sokacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim değerli hocam. Ufak bir ilave ben yapayım, özür diliyorum aklıma gelmişken. Yönetmeliklere bakarsanız Ocak ayındaki yönetmelikte şunu söyler: bu eğitim ücretlerini üyelerin kendisinin ödemesini ve kooperatiflere rücu edemeyeceğini söylemiştir. Şubat ayında bakanlık bunu değiştirdi. Kooperatif ödeyebiliyor. Orada geri adım attı, bilginiz olsun. Genel kurul kararı. Evet. Evet. Genel kurul kararı istiyor. Buyurun. Hocama bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi özellikle dediniz ya bu şeylerde, mikrofonu sana tanıyorum. Özellikle biz mali müşavirler, yani bu işlerin, bu kooperatiflerin mali müşavirlerini yapan meslek mensupları olarak da bazı hususlara dikkat etmemiz lazım. Mesela burada da bizim şirketlerde, anonim şirketlerde 250 bin TL üzerindeki sermayesi olan firmalar avukat sözleşmeyi yapmak zorunda. 100. Burada kooperatiflerde 100 ve ortağı varsa onlar da yine avukatla sözleşme yapmak durumunda. Artı bir de bu genel kurullarda yönetim kurulları, denetim kurulları oluşturulurken üçüncü dereceye kadar akraba bir bağlılık olmamak zorunda. İşte bunlar aslında karşılaştığımız sorunlar. Ben en son bir genel kurulu yaptım. 480 üyeli o dediğim şeyi. Biz bu bilgileri veriyoruz ama yine de soy isimden dolayı akraba oldu, çıktı. Evet. Bunu şeyde 4 tane Ticaret Bakanlığından bakanlık temsilcisi vardı. Üye sayısı fazla olduğu için. Onlar da fark etmediler. Tabii ticaret sicilinden bu sefer biz tescil ederken geri döndü. Süreç uzuyor. Yani bunlar da meslek mensuplarının dikkat etmesi gereken hususlar diye hatırlatmak istedim. Evet, teşekkür ederim. Teşekkürler. Başka katkı sorun? Buyurun Ayhan. Öncelikle teşekkür ederim eğitim için. Şükrü Hocam, sunumun başında da sordum. İnşaat ruhsatı 2022'de aldık. İnşaat ruhsatı almış ve diyor 50'den fazla üyesi olan. Bizim girmiyor o zaman. 12 olduğu için. Girmiyor. Üye sayımız girmiyor. Eğitime girmiyor. Yok yani. O net, o girmiyor. Bir de o. Evet. Ciro falan yok zaten. Yok yok. 50'nin altında. Yok, kooperatif olduğu için. Kat karşılığı mücadele. Çünkü şartlarda veya diye şey yok. Girmiyor. Evet, bir de Şükrü Hocam ikinci sorum. Tarımsal kalkınma kooperatif. Orada gerçi sıralamada vardı ama. Tarımsal kalkınma kooperatifleri bu eğitim şeyine giriyor mu kooperatif ama? Hemen bakalım ona. Üye sayısı baştan. Fazla tabii de. Yanılmıyorsam giriyor. Giriyor. Ona evet. Onlar var. Orada sayı yok demek. Evet. Esnafa sanatkarlar. Tarım satış diyor işte. Tarımsal kalkınma yok, kooperatifi. Denetim de var. Değil, onlar Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı zaten. Tarımsal kalkınma kooperatifleri. Haziran sonu bitiyor genel kurulu. Bak orada aslında orada da bir incelik var esasında. Evet, tarımsal kalkınma kooperatifleri çünkü onlar genel kurullarını Tarım İl Müdürlüğü'nden hükümet komiseri geliyor. Yapı kooperatiflerinin çevre şehircilikten geliyor. Evet. Orada tarımsal kalkınma kooperatifi. Ya şimdi esasında
başlamadan önce burada kendi aramızda sohbet ediyorduk. Şöyle bir internette gezindiğim zaman 2021 biberisini yakalamıştım. 84 bin Türkiye'de kooperatif diye. Ve bağlı bulunduğu bakanlık 3 tane. Hepsi Ticaret Bakanlığı'na bağlı değil. Evet. Çevre Bakanlığı'na bağlı var. Ondan sonra Tarım Bakanlığı'na bağlı var. Bir de Türkiye Ticaret Bakanlığı'na bağlı olanlar var. Ama sonuçta kooperatiflerin hepsi 6102'ye Türkiye dayanağını oraya gidiyor. Onun için burada lafz edilmemiş ama onu netleştirmeniz lazım. Büyük bir ihtimalle bu kapsamdadır diye düşünüyorum. Çünkü şey de var. Tarım, turizm, kalkınma kooperatifleri var. O da Ticaret Sanayi Müdürlüğü'ne bağlı. Şimdi Şükür Hocam şu konuda bana müsaade ederseniz bir de ben ilave etmek istiyorum. Hayriye Hanım şöyle bir bu kooperatifçilik eğitim yönetmeliğinin ikinci maddesinde 1163 sayılı kooperatifler kanunu, 1581 sayılı tarım kredi kanunu, kooperatif kanunu, 4572 sayılı tarım satış kooperatifi, yeni 3 ayrı kanun zikrediliyor. Bu 3 ayrı kanun kapsamını iyi okumak lazım. Eğer bu kanun kapsamındaysa, yani ismi her ne kadar farklı olsa, yani burada belki de bir fikir yürütüyoruz ama yanlışlık yapmayalım diye bunları incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Buyurun. Değerli arkadaşlar, sunumlarından dolayı değerli akademisyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ve günün anısına bir fotoğraf için sizleri platforma davet ediyorum. Buyurun arkadaşlar.